Ekran güzel gözüküyor durumu. Evet, ben Berkay. Tubalge'de front-end developer olarak çalışıyorum. Bugün UI ve UX nedir? Ne için yapılır? Neden sürekli karıştırılır? Front-end geliştirme nedir? Nasıl yapılır? Onlardan bahsedeceğim. Sonra da bir tane örnek uygulama yapacağız beraber. Evet, başlayalım. UX nedir? UI kullanıcının gördüğü, UX ise kullanıcının yaşadığı şeyler. Kısaca yani UI'da nasıl tarif edeyim? İşte bir butonun rengi, işte tekstin, fontun boyutu vesaire gibi layout'u bunlar önemliyken UX'te kullanıcının o UI'da yaptığı işlemleri nasıl yaptığı ve yaparken zorlanmadığı önemli. Yani UI designer bir uygulamanın estetik kısmıyla ilgilenirken UX designer hani daha iyi bir deneyim yaşasın diye kullanıcı bunun için uğraşıyor. Genel olarak ikisinin farkı bu çünkü çok karıştırılan bir şey. UI UX beraber de kullanılıyor ama aynı şey değiller aslında. İkisi de çok ayrı uzmanlıklar. Bu arada chat'e bakayım orada. Evet, işlem akışı gibi. Yani sen bir butona bastığın zaman o buton seni nereye götürecek ya da herhangi hangi modula açacak ya da herhangi ne işlemi yapacaksa onu UX'ci belirliyor. Ama UI'ci işte o butonun rengini belirliyor. Bazı yerlerde çakıştıkları oluyor ayrı bir şey ama genelde ikisi ayrı uzmanlıklar. Ve UI designer genelde grafik tasarımcılar oluyor. Ya bir de bunların arasında front-end developerlar var ama çok apayrı bir dünya. Bazen bütün iş front-end developer'a yıkılıyor. O da ayrı bir muhabbet ama neyse. Ona da başka gelmek isteyen var mı? Bunu oynamadınız. Şimdi güzel bir arayüz tasarımı için olması gereken önemli şey araştırma. Yani araştırmadan imkanı yok güzel bir arayüz yapmanın. Çünkü araştırmaya yapıldığı zaman sizin istediğiniz gibi oluyor ama kullanıcı onu istiyor mu istemiyor mu bilmiyorsunuz. Yani kullanıcının isteği önemli burada. Çünkü yani siz kullanmayacaksınız sonuçta. Birisi için yapıyorsunuz, insanlar için yapıyorsunuz. Beğenmezlerse kullanmayacaklar. Onun için araştırma çok önemli. Bunun için de farklı yöntemler var. Yani bunlara low fidelity prototipler yani böyle çok basitçe tasarlanmış prototipler ve bunlardan alınan user feedbacklerle ilerleyebiliyor. Ya da işte wireframe dediğimiz böyle brainstorming aşamalarında kullanılan şeyler. Yani bildiğiniz kağıt kalemle çizebilirsiniz ya da birazdan göstereceğim çeşitli tool'lar var. Onlarla yapılabilen şeyler. Ya bu aşamada işte yani karar veriliyor çoğu şeye. Ondan sonra tasarıma geçiliyor. Bir de AB testleri var. Bu genelde zaten hani ürün production'dayken yapılıyor diye biliyorum. Yani mesela Netflix'te bile belli bir grup kullanıcı bir butonu farklı renkte görüyor diyelim örnek. Diğer bir grup farklı renkte görüyor. Bakıyorlar işte hangisi daha çok tıklamış gibisinden ona göre ölçüp biçip daha mantıklı olanı seçiyorlar. Yani önemli olan burada kullanıcının ne istediği, sizin değil. O yüzden araştırma önemli. Burada da bir örnek olarak aşamalar var. Bu low fidelity wireframe dediğimiz olay. Hani çok basitçe yani bunu kağıt kalemle de çizebilirsiniz. Hiç bir sorun yok. Tamamen brainstorming aşaması. Bundan sonra işte farklı tool'larla bunları bilgisayarda da çizmeniz mümkün. Zaten şu aşamadan sonra tasarıma geçilir. Bu tasarım da büyük ihtimalle şeyle birebir aynı olacaktır. Yani çıkan ürünle. Evet. Başka. Ya burada da birkaç tane örnek verdim. Bu iyi ve kötü UI ile ilgili. Yani kendiniz de fark edebileceğiniz üzere bazıları güzel gözüküyor. Bazıları cidden göz yoruyor, kötü gözüküyor. Kontrast yoksa mesela o uygulamadan bilmiyorum. Ben kullanmam açıkçası. Yani bu mu, bu mu? Çok bariz bir şekilde bu. İşte bunun bu aşamada belirlenmesi gereken şeyler bunlar. Yani büyük ihtimalle çeşitli testler sonrasında bu aşamalara geliniyor ya da işte atıyorum bu versiyon çıkıyor.
sonrasında geliştiriliyor vesaire vesaire. Ondan sonra evet, yani kullanılan ekipmanlar, uygulamalar. Daha bir sürü var ama ben burada en yaygın kullanılanları koydum. Ya wireframing aşamasında bazen ilk Macflow ve Whimsical gibi uygulamalar bayağı iş görüyor. Çoğu ücretsiz zaten. Yani şurada gösterdiğim şu aşamaları o wireframing tool'larla yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Zaten çoğu UX ve UI designer onları kullanır. Dizayn aşamasında ise yani o gerçekçi neredeyse production'a hazır tasarıma gelirken de Sketch, Figma ve Adobe XD gibi uygulamalar kullanıyor. Bir zamanlar Photoshop falan kullanıyordu ama yani bu tip uygulamalar varken Photoshop'a ne gerek var? Amacı Photoshop'un bu değil sonuçta. Uygulamalar bu iş için özelleşmiş uygulamalar genelde. O yüzden çok daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Bir de bu işin arayüz geliştirme kısmı var tabii. Yani o tasarımın sonuçta bir developer'ın koda çevirmesi lazım, ürüne dönüştürmesi lazım. Yani tasarımdan direkt kullanabilsek çok kolay olurdu işimiz ama mecburen developer'a ihtiyacımız var. Yani front-end development tam olarak şu, o anlam bir şey mi söyleyecek? Yani front-end developer'ın işi o Figma veya Sketch'ten çıkan tasarımı şey koda dönüştürmek. Yani işte mobil uygulamaysa mobil uygulama platformlarına uygun dillerde ve teknolojilerde koda dönüştürmek. Web uygulamasıysa aynı şekilde. Yani genelde front-end uygulamalarının amacı backend'deki server uygulamasıyla atıyorum yani blockchain uygulamasıyla ya da Express uygulamasıyla vesaire serverda çalışan uygulamayla API üzerinden veriyi alıp kullanıcıya uygun bir şekilde göstermek, o tasarıma uygun şekilde göstermek. Yani front-end developer'ın yaptığı şey bu. Front-end uygulamasının da yaptığı şey bu. Şimdi en yaygın kullanılan front-end teknolojilerinde burada birkaç örnek vereyim. Zaten HTML web uygulamaları için olmazsa olmaz. CSS ve çeşitli framework'leri. Aynı şekilde JavaScript ve en meşhur iki framework'ü Vue ve React. Bunlarla web uygulamaları geliştirilebiliyor çok rahat bir şekilde. Yani mobil tarafta zaten Java Kotlin Android için olmazsa olmaz. iOS için de tabii Swift. Ha bir de şimdi son zamanlarda tabii şey çıktı. Bu cross platform teknolojiler çıktı. Yani tek code base'de iki platforma da uygulamanızı geliştirebildiğiniz. Desktop için ise ya bir zamanlar tabii Microsoft tarafında .NET çok yaygın kullanıyordu ama şu an kullandığımız Zoom uygulaması bile bildiğim kadarıyla elektron uygulaması JavaScript'te yazılmış sonuçta. Aynı şekilde Python için .NET'te tabanca uygulamalar geliştirmek, Java ile de geliştirebilirsiniz. Ama sadece en yaygın kullanılan örneklerini verdim. Şimdi basitçe bir örnek yapalım istiyorum. Şu ana kadar kafasına takılan bir şey olan var mı? Kafasına şey takılan. Sormak istediğiniz. Turbo'da biz Bootstrap, Vue ve React kullanıyoruz frontend'de. Ve bazı mobil uygulamalarda da React Native kullandık. Genelde JavaScript teknolojileriyle ilerliyoruz. Yani başka hiç Java falan şeyde tek birkaç uygulamasında Java olması lazım backend'in. Onun dışında diğer uygulamalarda hep JavaScript teknolojileri kullanıyoruz. Başka var mı sorusu olan? Tamam, o zaman basit bir uygulama yapalım. Kodban kullanacağım. Şu an ekranı rahat görüyorsunuz değil mi? Ya bu arada Kodban web geliştiriciler için bulunmaz bir nimet. Hemen böyle açıp dakikalar içinde uygulama geliştirmeye başlayabiliyorsunuz. Ya örnek olarak ben şöyle bir uygulama düşündüm. Saniye. Şöyle bir liste var. Hani demiştik ya frontend uygulaması bir API istek atar. Oradan gelen veriyi de işte kullanıcıya gösterir.
Çok geç yersin. Çok geç. Yani genel olarak amacı bu. Yani şu an bir backend serverla uğraşmamak için hazır bir API kullanacağım. Benim şeyi bulmuştum. Evet, programming course diye bir API buldum. Bu API çok basit bir API. Şöyle random dediğiniz zaman size ya bilgisayar bilişim sektöründeki yetkili abilerden bir söz alıyor ve author'ını veriyor. Şu kadar basit bir JSON gönderiyor size. Her seferinde yeni bir tane gönderiyor. Şimdi biz bu API kullanarak çok basit bir arayüzde bunu göstermeye çalışacağız. Şimdi öncelikle HTML ile başlayalım. Basitçe bir HTML'de zaten şurada bir header olur. Bunların adı, isimleri tag diye geçiyor. Bunların arasına yazdığınız şeyler ekranda gözükür. Tabii yenilemedi, yenilemedi. Heh. Head kısmında genelde meta information falan. Yani bunlar şu an çok önemli şeyler değil. Genel olarak bir uygulama nasıl geçtiği onu göstermek istedim. Ondan sonra CSS tarafında Bootstrap demiştik. Buradan Bootstrap'i projemize ekleyelim. Twitter Bootstrap deniyor ama eski adı o. Şu anki adı sadece Bootstrap. Tamam, Bootstrap'ı sıfırda ekledik. Şimdi ben bunu mesela kart şeklinde gözükmesini istiyorum. Bir kart kartını kullanacağım. O zaman sağlıklı olan önce HTML yazıp sonra style'ını ve JavaScript'i de şey dinamik olan kısımlarını yapmak en mantıklısı. Şimdi buraya bir tane açalım. Bunun içine kodumuz gelecek. Şimdi bir hatta daha kolay bir yolu var. Bir saniye. Bakmam lazım. Bu senin doküman çok efsanedir. Heh, aynen şu şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi bir tane kart oluşturdu. Bu kartın içinde de işte şunların yerine şey gelecek. Bizim o API'den aldığımız kod gelecek. Bunları ayrı bir tane verelim. Yok, karışmadı. Bu kart foto buraya buton koyacağız bir tane. Bu da şeyin footer yani. Buraya şey gelecek. Oturum adı gelecek. Şu site'a gerek yok. Şöyle. Seçmemiz kolay olsun. Şimdi ama önce bir veriyi basalım sonra CSS yazalım. Çünkü UX dedik, UI dedik. Çok kötü bir tasarım olacak, göreceksiniz. Şuraya bir tane buton koyacağız. Bu butonda da tamamen şey kabasları. Bu sitenin kabası.
kısımları, yani bunları baştan yazmaya gerek yok. Tekerleği baştan icat etmeye gerek yok. Çeksin. Bir tane kol çeksin. Şimdi. Şu tagleri seçen iki içindeki yazıyı değiştirebilirim. Kontrol ve Alt'a basabilirim içine. Burada JavaScript document dediğimiz şey o HTML dosyasının tamamını kapsıyor. Yani bu document bir obje ve gidip bunun içinden şu şeyi seçebilirim rahatça. Tamam, ekran da çizdim. Nasıl sileceğim? Hı, tamam. Evet. Bunu rahatça seçebilir. Çünkü bir objede şöyle bir şey var. GetElementById diye bir tane fonksiyon var. Aynısı neydi? Code'du. Bunu verdiğim zaman şimdi bu code dediğin şey şu p tagına eşit oluyor ve buna istediğin her şeyi yapabilir. Bu da bir obje sonuçta. Aynen ne yapıyor? Çünkü JavaScript dersi değil tam olarak. O yüzden yani sorun olursa sorun ama bazı bu arada tecrübe olanlar var mı? Sormadım ama daha önce frontend geliştirme ya da web geliştirme yapan var mı aranızda? Aynı şekilde. Şimdi bu API'ye nasıl bağlanacağız? JavaScript'in yeni bir, ya tam olarak yeni değil de bir tane web API dediğimiz muhabbetler var. Bu browser'ın çeşitli fonksiyonlarını kullanmanızı sağlayan JavaScript fonksiyonları diyeyim. Yani çünkü JavaScript'te gidip herhangi bir API'ye istek atma özelliği yok. Bu sonuçta browser'ın yaptığı bir şey, internette konuşan şey browser. Bunu sağlayan çeşitli fonksiyonlar var. Önce bir bunun içinde fetch diye line kullanılan bir tane şey var, fonksiyon var. Bu internette konuşmamızı sağlayan ya API'den veri çekmemizi sağlayan fonksiyon. Bu bir, bize promise döndürüyor. Onun için response gelecek. Başarılı olursa bize bir response dönecek bu URL'den. Şu gördüğünüz JSON gelecek. API'den. Response'u ya bu aşama çok önemli değil ama lütfen yapmamız gerekiyor ki onu JSON olarak kullanabilirim. Bu arada bunu direkt fetch kullanmanıza pek gerek yok. Bunun üzerinde kurulmuş çeşitli framework'lar var ya da kütüphaneler var daha doğrusu. Genelde Axios en meşhuru. Onunla HTTP istekleri atıyoruz ama şu an paket falan uğraştırmamasın diye direkt default olarak kullanıyorum. Bu response'la işlemlerimizi başlayabiliriz. Hata çıktığı zaman buraya sırabiliriz ki geldiği zaman anlayalım ne olmuş. Şimdi veri geldi. Şu buradan dönen, bize buradan dönen JSON. İşte burada ne vardı? And diye İngilizce olduğu için buraya yani, yanlış bir sinyal var. Neyse. İşte bu JSON içinde, bu objenin içinde and dediğim şey quote'umuz. Onu alacağız ve quote'un içine basacağız. Şimdi buradan gelen datayla öncelikle quote'u erişmem lazım ki değiştirebileyim, yani inner HTML dediğiniz şu araya gelen kitabın arasından gelen yazı
yok istemiyorum herhangi bir şey. Geri gelmedi çünkü daha şey yapmadık, fonksiyonu çağırmadık. Şimdi olması lazım. API'de bir sorun yoksa yanlış yapmayacağım kodun çalışması lazım. Hata aldık, çok güzel. Ne hatası aldık? Tamam. Ya bir sıkıntı var ama çözüm. Terfeyim. Terfeyim sıkıntı çıktı. Error function olduğu için gerek yok bana. Gördüğünüz gibi çekti API'den buraya da bastı. Şimdi ya bu iyi bir tasarım değil sonuçta. Ha bu arada butona bağlama yaptım, pardon. Anki kırılma JavaScript fonksiyonlarını çalıştırmasını sağlayabiliriz. Çağırıyorum. Artık yeni bir tane şey geliyor. Author değişiyor ve burada kod değişiyor. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi çok kötü bir tasarım bu. Bir kullanıcı olsam böyle bir şey kullanmam açıkçası. Yani göze hitap etmiyor. Bir hata var. Ne hatası? Önceki hata mı kaldı? Allah Allah. Ha, tamam. Şimdi bunu CSS'de biraz güzelleştirmemiz lazım. Ya öncelikle mesela bunun ortada durması zaten ekranda sadece bu olacağı için daha mantıklı olan bir şey. Bunun için öncelikle şey yapalım. Gördüğünüzü sayfanın genişliğine, yüksekliğine kaplasın. Daha sonra diğer toolset klasıyla %100 numara verilik yüksekliği kaplamasını sağlayacağız. Ondan sonra şimdi bunlara ortalamamız lazım. Bunu ortalamak için de zaten yüksek ortalaması lazım. Evet. Bunu ortaladık ama hala bazı sorunlar var. Mesela bu şeyle, kodla motorun arasında yeterince boş yok. White Space UI'da önemli bir şey. Yani göz yormaması için. Bunun için atıyorum. Burada MB0 varmış zaten. Work yapalım. Tamam. Üç güzel durdurunca. Bir de pardon. Altı olursun. Aynı şekilde footer de verebiliriz ki. Ha, gerek yok yani şunu. Bakın altı veririz. Evet. Tamam, bunu da altı alalım. Şimdi göze daha çok hitap eden bir şimdiden bile daha çok hitap eden bir şeye dönüştü. Hop, birazcık büyük bir küçültü veririz. Hop, hop. Şimdi biraz da renk lazım tabi. Mesela hazır renklerden birini kullanalım. Yani olsa nasıl olur?
Yani fena değil. Bundan daha iyi olabilir sanki. White smoke mesela daha önce tasarımını yapmış olsaydı, her şey belli olsaydı developer olarak burada uğraşmayacaktı. Ne olabilir ki? Sweet olsun. Burada. Tamam, çok daha iyi. Ondan sonra aynı şekilde kargo da biraz farklı. Sağ rengi de. Umut. Biraz daha açık olmasın lazım sana. Güzel olmuyor. Tamam, açık olacak. Biraz saçma olmuş. Muhteşem bir tasarım değil sonuçta ama genel olarak frontend geliştirmede yaptığımız şey bundan ibaret. Ve tabii normal bir şartlarda elimizde tasarım olacak ve biz bu tasarımın ölçüsüne göre her şey kaç piksel olacağı belli olacak zaten. Ona göre ne renk olacağı da belli olacak. Şeyde anlattığımız gibi sunumda ona göre yapacağız. Zaten bu bahsettiğim şuradaki tool'ların çoğu CSS çıktısı da verebiliyor. Yani herhangi bir komponentin atıyorum burada kullandığımız card'ın mesela bütün CSS'ini buradan alıp zaten kullanabiliyoruz genelde. Tabii üzerine değiştirmek gereken şeyler olabilir ama çoğu zaman bunların verdiği CSS yeterli oluyor zaten. Yani genel olarak böyle çalışıyor. API istek atıp gelen veriyi basmak bundan ibaret. Sorusu olan var mı? Ya da farklı bir şey yapalım diyen varsa onu yapabiliriz. Yok mu? Tamam o zaman. Benim de anlatacağım bir şey kalmadı. Ha, renk seçimi derken. Renk seçimi derken. Ya o her şeyi soruyorsan o biraz işin CSS kısmına giriyor. Yani CSS anlatmak değil amaç burada. Ya dediğim gibi işte. Ya ben şu an öylesine bir şey yaptım. Normalde zaten dediğim gibi tasarımda bunların belli olması lazım. UI kısmında yani şu an bu yaptığımız uygulamanın bir grafikçi tarafından, bir UX'çi tarafından tasarlanmış olması lazımdı ki ben ona göre yapacaktım. Yani şu an ben örnek olsun diye uyumlu olmasa bile birkaç renk yaptım. Normalde developer'a kalan bir şey değil bu. Yani UX ve UI'cının yaptığı şeyler. Ya evet tabii hani şey kullanabilirsiniz şöyle kendiniz de yapmak istiyorsanız benim burada birkaç tane kullanım site var atıyorum. Böyle sitelerde size direkt palet de verebiliyor. Yani kendiniz geliştiriyorsanız herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Atıyorum ne kullanalım mesela. Ya, ama hep yeşil yaptık ya farklı bir şey yapalım. Ne olsun ne olsun dedik. Arka planda bunu verelim. Gördüğünüz gibi değiştirebiliyoruz. Mesela ama şu an kontrastımız çok düştü. Ya arka plan rengini açmamız lazım ya da bunların rengini koyulaştırmamız lazım. Okunabilirlik açısından arka plan rengini açalım biraz. Yine aynı yerden bir renk seçtim. Heh, şimdi çok daha iyi oldu mesela. Ha, evet bak Emre'nin attığı site de çok güzel bir site kaynak olarak. Geliştirmeyle ilgilenenler için. Bu arada kaynak tavsiyesi falan isteyen varsa
güzel kaynaklar da var JavaScript ve frontend için, ilgilenenler için paylaşabilirim. Şöyle hatta böyle bir site var. GitHub pek aldığınız zaman öğrenci peki onda bedava account veriyor. Normalde 350 dolarlık bir eğitim seti. Frontend Masters'ın eğitimleri. Orayı da kullanabilirsiniz. Çünkü her şeyi sıfırdan detaylı ve profesyoneller tarafından dinleyebilirsiniz. Geliştirme tarafında tabii, yani işin tasarım kısmında eğitim verilmiyor orada ama. İşte JavaScript tarafını, CSS tarafını çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Başka soru var mı? Başka soru yoksa o zaman benim söyleyeceklerim bu kadar. Sunumda kullandığım kaynaklar burada. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.